Canlarım selam. 90 günde AYT fizik kampımızın 10. gününe hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bir boyutta sabit ivmeli hareketle ilgili kamp kitabımızdaki iki tane testin çözümlerini sizlere yapacağım. Ve bir boyutta sabit ivmeli harekete ne diyeceğiz artık arkadaşlar? Artık ona elveda diyeceğiz ve atışlara merhaba diyeceğiz. Ve atışları da en güzel şekilde sizlere anlatacağım canlarım. Şimdi kamp kitabımızdan iki gözümün çiçeğinden sayfa kaçta kalmıştık hemen bakıyorum. 52 ve 53. sayfaları bu videoda birlikte öğreneceğiz. Çayınızı suyunuzu her şeyinizi hazırladıysanız dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Aşağıda bir doğru üzerinde hareket eden bir aracın konumunun zamanla ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre aracın 0-6 saniye arasındaki ortalama hızı kaç metre bölü saniye olur diyor. Şimdi ortalama hız dediğimiz kavram vektörel bir kavramdı. Yer değiştirme vektörünü geçen zamana bölecektik. Yer değiştirme nedir? Cismin son konumundan ilk konumunu çıkartıyoruz ve geçen zamana bölüyoruz. Olay bu kadar basit aslında. Peki ilk konum nedir? Tabii ki de 0. saniyedeki konumu ilk konumu, 6. saniyedeki konumu da son konum olacak. O zaman 0. saniyede 9. metrede, 6. saniyede de 15. metrede. Aradaki konumlar beni ilgilendirmiyor. Yani ileri gitti, geri gitti, 13'e gitti, 25'e geldi. Bunlar beni ilgilendirmiyor. İlk konum 9, son konum 15. Son konumdan ilk konumu çıkartıyoruz. Yani 15'ten 9'u çıkartıyoruz. Geçen zamana yani 6 saniye böldüğümüzde 6 bölü 6'dan cevabımız 1 metre bölü saniye oluyor. Cevap Adana canlı. Aynı doğrusal yolda hareket etmekte olan K aracının hız zaman grafiği ama L aracının konum zaman grafiği bana veriliyor. Burası son derece önemli. Yani biz burada hız zaman grafiğini burada ise konum zaman grafiğini inceleyeceğiz. Hareketlerle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır. Şimdi 0 ile 3T aralığında yer değiştirme büyüklükleri eşittir diyor. Şimdi hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi veriyor. Şimdi burası alt tarafta olduğu için negatif bir alan yapacak. Diyelim burası eksi 10 metre çıktı. Üst taraf ise tabii ki de artı çıkacak. Diyelim burası da artı 20 metre çıktı. Kağıracı ne kadar yer değiştirdi? Eksi 10 artı 20'yi toplayacaksın. Tabii ki de artı 10 yapıyor. K aracının yer değiştirmesi artı 10 oldu mu? Evet oldu. L aracında ise biz zaten konumunu görüyoruz. Yani aracın an ve an nerede olduğunu görüyoruz. Mesela burası diyelim eksi 10 metre olsun. Yani bu araç eksi 10'dan harekete başladı. Şimdi şurası da artı 10 metre olsun. Ama bizim için yer değiştirme önemli ya. İlk konum son konum aralarda nereye gittiği beni ilgilendirmiyor. İlk konumu eksi 10, son konumu yani 3 t anındaki konumu ise şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda 0 olduğunu görüyoruz. O zaman benim şu şekilde düşünmem lazım. Araç eksi 10'dan harekete başladı. Tamam ileri gitti, geri gitti falan filan ama en son nereye geldi? Sıfıra geldi. Eksi 10'dan sıfıra doğru bir vektör çizdiğimde artı yönde 10 metrelik bir vektör çizmiş olurum. Yani bunun da yer değiştirme vektörü artı 10 olur. Yani bunlar eşit olabilir. Biz kesinlikle yanlış olanı arıyoruz. Yani bu kesin yanlış değil. Bunu geç. İkisi de T anında yön değiştirmiştir diyor. Şimdi hız zaman grafiğinde grafiğin alt tarafı direkt eksi yönde hareketi üst tarafı da artı yönde hareketi gösteriyor. Yani biz burada alt taraftayız o zaman eksi yönde hareket ediyoruz. Burada üst tarafa çıktık artı yöndeyiz. Burada hala üst tarafta olduğumuz için hala artı yönde hareket ediyoruz. Nerede yön değiştirdik? İşte tam olarak burada. Yani eksiden artıya geçtiğin anda mesela bu tarafa doğru giderken bu tarafa doğru gidiyorsun. Yani eksiden artıya yön değiştirdi. Konum zaman grafiğinde ise öyle değil. Konum zaman grafiğinde yukarı doğru gitmek artı yönü, aşağı doğru gitmek eksi yönü gösteriyor. Yani grafiğin altında ya da üstünde olmak bir şey ifade etmiyor. Yukarı doğru gidiyorum. O zaman ben artı yönde gidiyorum. Şimdi aşağı döndüm. O zaman şimdi eksi yönde gidiyorum. Nerede yön değiştirdim? Tam olarak burada. Yani 2T anında yön değiştirdi. Ama burada ikisi de T anında yön değiştir diyor. Hayır, bu %100 yanlış. Zaten biz de yanlışları arıyoruz. İkisi de T2T arasında aynı yönde gitmiştir. T ile 2T aralığında bu araç artı yönde gitmiş. Bu araç da artı yönde gitmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 2 olacaktır. Doğrusal bir yolda sabit bir ivme ile düzgün yavaşlayan bir aracın konum zaman grafiği veriliyor. Araç 6 saniye sonunda durduğuna göre aracın ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi düzgün yavaşlayan ya da düzgün hızlanan harekette alınan yol nasıl bulunuyordu? Normalde şöyle sevimsiz bir form formül var. İşte v0t artı ya da eksi 1 bölü 2 at kare diye bir formülümüz var. İşte hızlanan harekette artıyı tercih ediyoruz. Yavaşlayan harekette eksiyi tercih ediyoruz. Ama ben ne dedim? Bu formülü bilmenize gerek yok. Ben dedim size x eşittir ortalama hız çarpı zamandan biz bunları çözebiliyoruz dedim. Peki ortalama hız neydi canlarım? İlk hız ve son hızı toplayacağız ve yarısını alacağız. Geçen zamanla çarpacağız ve gidilen yolu bulacağız. Şimdi bu araç sıfırdan 108 metre konumuna gelmiş. Yani bu aracın toplamda yer değiştirmesi 108 metre. O zaman x yerine 108 yazıyorum. 108 eşittir. Aracın ilk hızını biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten soru bana ilk hızını soruyor. Aracın ilk hızı artı aracın son hızı. Son hızını biliyorum. Çünkü durduğuna göre diyor. Durmak sıfır. Son hızı sıfır. Bunu da yazdım. Bölü 2 diyorum. Çarpı zaman. E zamanı zaten 6 olarak verdi. Dolayısıyla soru burada bitmiştir. Çünkü burası 0 zaten. 6 ile 2'yi sadeleştirdik. 3 kaldı. 3'ü de karşıya bölü diye attım. 108'i 3'e böl 36. Yani aracın ilk hızı 36 metre bölü saniye olur. Cevabımız C şık. Cevabı C şıkkı bulduk ama ben sana burada çok kısa bir yöntem daha göstereceğim. Grafik yöntemi. O yöntem de gerçekten çok etkilidir. Ve saniyeler içerisinde cevabı bulabilirsiniz. Ve hız zaman grafiği çizmeyi gözünüzde hiç büyütmeyin oldukça kolay bir işlemdir canlarım. Şimdi bu aracın bir ilk hızı var. Çünkü araç giderek yavaşlıyor. İlk hızını bilmiyoruz. İlk hızını bilmediğim için ben buna V0 diyorum. Araç 6 saniye sonunda yavaşlayarak duruyor. Durmak ne demek? Hızı 0. Aracın hızını düzgün bir şekilde azaltacaksınız ve 0'a getireceksiniz. Kaç saniye sürmüştü? 6 saniye. Peki elimizde hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğinin alanı bize yer değiştirmeyi vermiyor muydu? Veriyordu. Peki ne kadar yer değiştirdiğini biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. 108 metre. E dolayısıyla bu grafiğin alanı 108'e eşittir. Grafiğin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı V0 bölü 2 eşittir. 108 diyeceğiz. Buradan 6 bölü 2 3 çıkacak. 3'ü de karşıya bölü diye atacağız. Ve 108'i 3'e böldüğümüzde yine 36'yı bulmuş olacağız canlarım. Uzunluğu 100 metre olan bir pistin en üst ucundan kendini serbest bırakan bir kaykaycı. Serbest bırakmak yani herhangi bir hızı yok. Kaykaycının ilk hızının sıfır olduğunu soru bize dolaylı yoldan söyledi. Sabit ve 8 metre bölü saniye karelik ivme ile düzgün hızlanıyor. Buna göre kaykaycı pistin en alt noktasına kaç saniyede gelmiştir diye soruyor. Şimdi burada kaykaycının toplamda ne kadar yol gittiğini bana veriyor. Bir de düzgün hızlandığını da söylüyor. Düzgün hızlanan hareket ya da düzgün yavaşlayan harekette alınan yolu pratik bir şekilde nasıl buluyoruz? Ortalama hız ile geçen zamanı çarparak değil mi? Peki ortalama hız ne? İlk hız ile son hızı topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Bu kadar basit. Geçen zamanla da çarptığımızda alınan yolu buluyoruz. Soru bize zaten alınan yolu 100 olarak verdi. İlk hızımızı da biliyoruz 0. Peki son hızımız nedir? Şimdi ivmeli hareket eden bir kişinin son hızını nasıl bulacağız? İvmesi 8. Hemen buraya 8'i yazalım. Şimdi 8 ne demek? Her saniye hızı 8 artıyor. Yani 1 saniyede bunun hızı 8 olur. 2 saniyede bunun hızı 16 olur. 3 saniyede bunun hızı 24 olur. Yani ne yapıyoruz aslında biz? Zaman ile ivmeyi çarpıyoruz, 8 buluyoruz. Zaman ile ivmeyi çarpıyoruz ve 24 buluyoruz. Demek ki bunun son hızı zaman ile ivmeyi çarparak bulunur. Yani a ile t'yi çarpacağız. E a zaten 8 o zaman 8 çarpı t. Hemen gelip artık yerine yazıyorum. Yani 100 eşittir diyorum. İlk hızının 0 olduğunu son hızının 8 t olduğunu biliyorum. Bölü 2 diyorum. Çarpı geçen zaman. Denklem bu kadar basit. 8 t'yi 2'ye böldük 4 t yaptı. 4 t çarpı t eşittir 100 yaptı. Yani 4 tane t kare 100 ise her iki tarafı 4'e böldüm ve t karenin 25 olduğunu buldum. Her iki tarafın karekök içerisine aldığımda da t'nin 5 olduğunu buluyorum. Cevabımız denizli. Doğrusal bir yol boyunca aracıyla hareket eden Kaan kırmızı ışıkta durmak için frene basıyor. Düzgün yavaşlayarak trafik lambalarının 10 metre önünde duruyor. Aracın frene basıldığı andan duruncaya kadar geçen süredeki hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Araç 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşlamıştır diyor. İvme dediğimiz kavram hız değişiminin zamana oranıdır. Yani son hızdan ilk hızı çıkartacağız ve zamana böleceğiz. Peki aracın son hızı ne? Durduğuna göre 0. Peki ilk hızı ne? 20. 0'dan 20'yi çıkartacağız. Geçen zamanın zaten 10 olduğu görülüyor. 10'a böldüğümüzde eksi 20 bölü 10'dan eksi 2 metre bölü saniye kare çıkacak. Buradaki eksi bunun yavaşladığını gösteriyor. İvmesinin büyüklüğü de 2'dir. Yani bu doğru. Araç trafik lambalarına 110 metre mesafe kaldığı anda frene basmıştır. Şimdi K'nın aracı başlangıçta burada olsun. Haliyle frene basıyor ve diyelim burada dursun. Soru da bize trafik ışıklarına 10 metre kala durduğunu söylüyor. Yani trafik ışıkları aracın 10 metre ilerisinde olduğunu bize söylüyor. O zaman şu mesafe bizim için ne kadar olacak? 10 metre olacak. Peki Kaan frene bastıktan sonra araç ne kadar yol aldı? İşte bu kadar yol aldı. Peki biz bu yolu bulabilir miyiz? E tabii ki buluruz çünkü bize hız zaman grafiği verilmiş. Bu grafiğin altındaki alan bize yapılan yer değiştirmeyi verecek. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 10 ile 20'yi çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. 200 bölü 2'den 100 metrelik bir yol almıştır. Yani buradan burası tam olarak 100 metredir diyeceğiz. Haliyle Kaan ne zaman frene basmış? trafik ışıklarına 110 metre kala frene basmıştır. O zaman bu da doğru. Frene basıldığı andan duruncaya kadar geçen sürede aracın ortalama hızı 10'dur diyor. Ortalama hızı nasıl bulabiliriz? İlk hız artı son hız bölü 2 yapabiliriz. İlk hızının zaten 20 olduğunu, son hızının 0 olduğunu, durduğunu söylüyor. Bölü 2'den buradan 10 metre bölü saniye çıkacaktır. Ya da ortalama hız yer değiştirme bölü zamandan da bulunabilir. Yer değiştirmesinin 100 metre olduğunu zaten biz bulduk. 100'ü zamana böleceğiz ve yine sonucu 10 olarak bulacağız canlarım. Bu da doğru. Sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Doğrusal bir yolda ilerleyen K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre 0-2T zaman aralığında niceliklerinden hangileri her iki cisim içinde aynıdır? Yani her iki araç içinde eşit olanları bana soruyor. Birinci yargı ivme. İvmeleri aynı mıdır? Şimdi L aracına baktığımda L aracının hızı giderek artıyor. Yani pozitif bir ivmeye sahip. Yani hızında bir artış var. Ama K aracına baktığımda hızının değişmediğini görüyorum. Sabit hızla hareket yapmış. Hızı değişmiyorsa ivme sıfırdır. Dolayısıyla K aracının ivmesi sıfırken L aracının pozitif bir ivmesi var. Yani bunların ivmelerinin eşit olması söz konusu değil. Peki ortalama hızları eşit mi? Şimdi ortalama hız dediğimiz kavram Yer değiştirmenin zamanı oranıdır. Şimdi burada zamanlar aynı. Çünkü ikisi içinde 0'dan 2t'ye. Yani zamanlarımızın 2t olduğunu biliyoruz. Eğer yer değiştirmelerde aynıysa bunların gerçekten ortalama hızları aynı olacaktır. Peki yer değiştirme neydi? Hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi veriyor. Mesela K aracının yer değiştirmesi buradaki taradığım alan kadardır. L aracının yer değiştirmesi ise kendi grafiğinin altında kalan şu alan kadardır. Peki taradığım bu alanların birbirine eşit olma ihtimali var mı? Yani şöyle göz kararı baktığımda sanki eşit değilmiş gibi görünüyor. Ama işlem yaparak bakalım öyle olup olmadığını ispatlayalım. Şimdi şuradaki iki tane üçgene odaklanmanızı istiyorum. Buradaki açı ne kadarsa buradaki açı da aynı değil midir? Hani iç ters dış ters açı muhabbeti. Peki şuradaki açıya böyle çizgi açı yaparsam Z kuralından dolayı bak paralellikten dolayı şurası da çizgi açı olur mu? Evet. Peki şu köşe açılar zaten 90 derece değil mi? Evet. Bakın bunların açıları birebir aynı. Yani bunlar benzer üçgenler. Peki buradaki çizgi olan açının karşısı şu kenar. Bu küçük üçgendeki çizgi açının karşısı ise şu kenar. Yani bunlar birbirine eşit mi? Dikkatli bir şekilde baktığımda T'den 2T yani şurasının T kadar olduğunu görüyorum. Burada da sıfırdan T'ye olduğu için burasının da T'ye kadar olduğunu görüyorum. Yani bu iki üçgende de aynı açılar T kadarlık uzunluğu görüyor. Yani mesafeler aynı. Dolayısıyla bu üçgenler birebir aynı üçgenlerdir. Yani şuradaki üçgenin alanı ne kadarsa şuradaki üçgenin de alanı aynen o kadardır. Çünkü bunlar birebir benzer üçgenler. Yani bunun alanına S dersem bunun alanına da S diyebilirim. Şimdi K aracının gittiği yol ne kadardır? Gelin biz şurada kalan sarı bir sarıyla boyayalım isterseniz. Şöyle renk değiştiriyorum. Sarı alana bir değer verelim. Mesela sarı alan bizim için işte A kadarlık bir alan olsun. Haliyle K aracının gittiği yer değiştirme ne kadar oluyor? A ve şuradaki S'nin toplamı. Yani A artı S kadarlık bir yer değiştirme yapmış. Peki L aracının gittiği yer değiştirme ne kadar? L aracı içinde ben şurayı taramıyor muydum? Yani hem sarı hem de şuradaki şu mavi alan. E mavi alan zaten S'ye kadar. Sarı alan da zaten A kadardı. Yani bu da A artı S çıkıyor. Dolayısıyla bunların yer değiştirmeleri aynı. Geçen süreleri de aynı. İkisinin birbirine oranı. Yani ortalama hızları da aynı olacaktır. Alınan yollar aynı mı? Evet. Alınan yolların aynı olduğunu zaten ispatladım. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3 e şıkkı oldu. Güzel bir soruydu gerçekten. Eşit aralıklı doğrusal yolda aynı anda harekete geçen X ve Y araçlarının T0 ve 3. saniye aralıklarındaki konumları bana veriliyor. Buna göre yukarıda gösterilen hareket süresince araçlara ait grafiklerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi hız zaman grafikleri böyle olabilir mi? Şimdi X aracına bakıyorum. Önce bir birimlik bir yol gitmiş Sonrasında dikkat ederseniz 3 birimlik yol gitmiş, sonrasında ise 5 birimlik yol gitmiş. Bu bize tanıdık geliyor. 1 3 5 7. Yani bu araç düzgün hızlanan hareket yapmış ve ilk hızı da 0 olmalı. Çünkü 1 3 5 7 diyebilmeniz için 0'dan başlayarak düzgün bir şekilde hızlanmış olması gerekiyor. Yani X aracı düzgün bir şekilde hızlanmış. Yani bu gayet mantıklı. Peki y aracına bakıyorum. Birinci saniyede 3 birim yol gitmiş. ikinci saniyede yine 3 birim yol gitmiş. Üçüncü saniyede yine 3 birim yol gitmiş. Yani eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler gitmiş. Bu sabit hızlı hareket demek. E, y aracının da sabit hızlı hareket yaptığını görüyorum. O zaman bunda herhangi bir hata yok. Bu doğru. Peki konum zaman grafiklerine gelince. Şimdi konum zaman grafiğinde bizim 3 tane K vardı hatırlarsanız. Hızlanan hareket için genç k, yavaşlayan hareket için yaşlı k, sabit hızlı hareket için de neydi? Normal bildiğimiz düz k vardı. Bizim burada x aracı hızlanan hareket yapıyor. Yani grafiğinin şöyle olması lazım. Y aracı ise sabit hızlı hareket yapıyor, grafiğinin şöyle olması lazım. E bakıyorum, y aracının grafiği gerçekten de bizim söylediğimiz gibi, yani buradaki gibi sabit hızlı hareket normal k'nın üst parçası. X aracı da genç kanın üst tarafı mı? Evet o da genç K'nın üst tarafı. Yani bununla da herhangi bir hata söz konusu değil. Fakat buraya geldiğimde X'in hızının önce sabit sonra azaldığını, Y'nin hızının önce sabit sonra arttığını söylüyor. Biz Y'nin hep sabit hızla gittiğini biliyoruz. Yani bu grafik hatalı. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 ve D şıkkıdır. Ve geldik bu videonun son sorusuna. 6 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla harekete geçen yani ilk hızımızın alt olduğunu söylüyor. Bir araç düzgün hızlanarak hızının büyüklüğünü 4 saniyede 22 metre bölü saniyeye çıkartmaktadır. Harekette doğrusal ve yatay düzlem üzerinde gittiğine göre bu esnada aldığı yol kaç metredir? Düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan harekette alınan yolu bulmanın en kolay yöntemi ortalama hız ile zamanı çarpmak. Ortalama hız dediğimiz ilk hız ve son hızı toplayacağız ve yarısını alacağız. Bu kadar basit. Geçen zamanla çarpıyorum. Şimdi ilk hızımızın 6 olduğunu soru söyledi son hızımızın da 22 olduğunu bize verdi. Bölü 2 diyoruz. Ortalama hızı bulduk. Artık zamanla çarpacağız. Zamanında 4 olduğunu verdi ve işlemin sonucu ne çıkacak? Şimdi burası 28 yapıyor. 2'ye böl 14 yapıyor. 14 kere 4 tabii ki de 56 metre olacak. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.